Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Başka büyük geçmiş olsun. Kadın beterinde korusun. Ev sahibi sizsiniz. Ne oldu? Yangın mı çıktı burada? Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın abla? Allah razı olsun. Büyük geçmiş olsun. Kadın beterinde saklasın. Amin. Demek ki olacağı varmış. Başkanım, ne oldu bu? Nasıl oldu? Nasıl da yangın çıktı? Valla biz görmedi yaptık. Baktı yanmış. Allah muhafaza, kimseye bir şey olmadı. Yola bir şey oldu, dışarı yaptık. Evet. Evet. Hoşum, bir bakın. Bu evde elektriksiz, doğalgazsız ve kimselerine de gidemiyorlar. Evet. Bir hastane de hastamız da var. Biz de belediye başkanı olarak, belediye olarak yanınızdayız. Sayın Cumhurbaşkanımızı selamlar size getirdik. Bilin ki bütün olan biten mutlak haberimiz oluyor. Yukarıda da bildiriyoruz. Ona bizim elimize de ne gelirse yanınızdayız inşallah. Siz nasıl oldu abi şöyle? Nasıl oldu? Gece mi oldu? Gece 3'te oldu. Ne oldu? Ben odada yatıyordum. Kız çocuğu baktım. Birden bağırdı. Baba, baba. Ben dedim o. Kız mı eve geldi? Dedi ben yatarken baktım belim ısındı. Evet. Isındı. Ondan sonra ben kapıyı açtım baktım ateş. Bizi çağırdı. Biz. Belki elektrik kontağında mı çıktı yoksa tüpte mi çıktı? Buz da olabilir. Buz da olabilir. Evet, evet, elektrik kontağı. Evet. Kadın beterinde muhafaza etsin babacığım. Amin. Bildi ki yanınızdayız biz efendim. Kadın devletimize zeval vermesin inşallah. Sayın Cumhurbaşkanı'na dua edin. Sokak sokak gezip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını iletiyor, vatandaşların sorunlarını çözüyor. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçenin cadde ve sokaklarını pandemi tedbirlerine uygun olarak ziyaret edip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletiyor, karşılaştığı sorunların çözümü için destek sağlıyor. Mevlana Halit Mahallesi'nde evi yanan iki aileyi ziyaret eden Beyoğlu, yaraların sarılması için çalışma başlattı. Beyoğlu, temsil etmiş olduğumuz Sayın Cumhurbaşkanımız vasıtasıyla değerli olduklarını hissettirerek sorunlarını çözmemiz vatandaşlarımızı mutlu ediyor, ifadelerini kullandı. Sokak sokak gezip sorunlara vakıf oluyor, çözüm üretiyor. İlçenin cadde ve sokaklarını her gün ziyaret edip çatkapı üsülü ile vatandaşlarla bir araya geliyor, birebir tanık olduğu sorunların çözümü için düğmeye basıyor, kendisine kolaylıkla ulaşılması için özel telefon numarasını vererek bağlar halkı ile gönül köprüsü kuruyor. Pandemi koşullarına uygun olarak önlemleri alarak 400 bin nüfuslu ilçede gönül seferberliğine çıkan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, eşi Dürdane Beyoğlu ile birlikte çıkarma yaptığı Mevlana Halit Mahallesi'nde iki acı tablo ile karşılaştı. Beyaz eşya ve elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında evleri yanarak kullanılamaz hale gelen Özonur ve Boncuk ailelerinin yaşadığı dram karşısında derin üzüntü yaşayan Beyoğlu, ev sahiplerinden bilgi aldıktan sonra yaraların sarılması için çalışma başlatılmasını sağladı. Evi yanan ailelere destek verdi, vatandaşların gönlünü kazandı. Yanan evin aile reislerinden Şehmus Özonur, 6 kişilik bir aile olarak başlarını sokabildikleri tek yuvalarının bu hale gelmesiyle hayatlarının şokunu yaşadıklarını ifade ederek, "Karşımızda belediye başkanımızı görünce büyük sevinç yaşadık. Mağduriyetimizin giderilmesi için gerekli desteği sağladı. Allah kendisinden razı olsun. Bu davranışı inşallah herkese örnek olur," dedi. Boncuk ailesinin mensupları da yaşadıkları mağduriyetin ardında destek eli uzatarak yanlarında olan Başkan Beyoğlu'na teşekkür etti. "Cumhurbaşkanımızı en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Yerelde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsilcileri olduklarının altını çizen Başkan Beyoğlu, halkın içinden gelen, halkın sorunlarıyla dertlenen bir liderimiz var. Biz de kendisini en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın gönül selamını iletip vatandaşlarımıza yalnız olmadıklarını hissettirmiş oluyoruz. Şunu biliniz ki ilçemizde yaşananlardan ve vatandaşlarımızın sorunlarından haberimiz oluyor. Hem çözüm üretiyoruz, hem ilgili yerlere iletiyoruz. Vatandaşlarımız da daha önce alışık olmadıkları bu güzel tablodan memnun kalıyor," şeklinde konuştu.